Sevgili dostlar, yanımda Romanya'daki kaz avlığının sahibi Mehmet Er Ülker dostumuz var. Size önce çok kısa bir bilgi vereyim. Biz 1970'li yıllarından sonra Eskişehir avcıları olarak Tuz Gölü, Akşehir Gölü, Ilgın Gölü civarında Sayın Kadir Bilek'le beraber çok güzel kaz avları yaptık. Ama sulak alanların kurutulması, yanlış tarım politikaları ve arazi tapulaştırma denen arazilerin bir bütün haline getirilip development yapılması, bir takım sulak alanların drenaj kanallarını alınıp kurutulması neticesinde Orta Anadolu'da kaz yapmak imkanımız kalmadı. Bu aşamada Romanya'da çok güzel kaz avları yapıldığı haberleri de bize geliyordu ve ben bugün iyi olacak hastaya doktorun ayağına gitmesi gibi Sayın Mehmet Bey'le tesadüfen burada karşılaştım ve bizim için çok mutlu bir karşılaşma oldu. Önce kendisini kısaca avcılığını ve Romanya macerasını tanıdıktan sonra diğer sorularımıza da geçelim. Evet Mehmet Bey, bir defa şehrimize hoş geldiniz, fuarımıza hoş geldiniz. Kısaca kendinizden ve Romanya kaz avlarından bahseder misiniz? Hoş geldiniz. Ben de Sayın Başkanım, hoş bulduk. Vallahi en başta şunu söylemek isterim. Romanya'ya bir haber geldi bana, Ata grubundan. Dediler böyle bir Eskişehir'de bir organizasyon yapılacak. Dostlarımızı çağırıyoruz, siz de bizlerle beraber olur musunuz, buralara katılır mısınız? Hay dedik. Kalktık dün akşam Eskişehir'e geldik. Bu arada eski başkanımız, eski dostlarımız sizlerle beraber burada olmak, burada yeni bir yapılanma ve bu Game Fair'in buradaki yapılanması, ilk senesi olması katkılar gerekli. Eski dostların bir araya gelmesi gerekli. Bunu her sene bütün hale getirip daha iyi şartlarda, daha iyi şekilde sunmak çok daha önemli. İnşallah başkanımız bu konuda zaten yeterince deneyimi var, çalışmaları var, her şeyinden haber. Yaptı, bu hale getirdi. Bizler de buradayız. Bu arada vesileyle ilgili biz de avlara döndük eski anılarla beraber. İşte Konya bölgesi, Eskişehir bölgesi, sulak avlar derken biz de kendimizi Romanya'da bulduk. Ne iyi olmuş. Romanya biliyorsunuz 1989 senesinde işte komünist devrimden sonra Cumhuriyet'e dönüştü. Fakat 90'lı yıllardan beri de aynı sistemi o günkü şekilde koruyorlar. Bir avcıya çok büyük bir saygı var. Avcı olmak demek bir ayrıcalık. Herkesin eline tüfek alıp sokağa gidip av yapabilir gibi bir mümkün şansı değil. Yok. Avcı olmak için ciddi bir avcılık kitabı var, 550 sayfalık. Onu okuyup bir imtihana girmek, o da yetmiyor. Ondan sonra da silah bilgisi konusunda tekrardan bir 230 sayfalık bir kitap. Onu da okuyup tekrar bir imtihana girmek gerekiyor. Ondan sonra da bir yıl bir avcılık kulübünde üye olup o avcılık kulübündeki bütün ayak işlerini yapmak zorundasınız. Yani orman temizliğine gitmek zorundasınız, arazi temizliğine gitmek zorundasınız, şehir içi temizlik yapmak zorundasınız. Yemleme belki. Yemlemede bulunmak zorundasınız. Gerekirse sürek avlarında sürekçi olaraktan bulunmak zorundasınız. Sayım falan da yapılıyor mu? Kuş sayımları? Onlara daha katılacaksınız. Genelde büyük av sayımları yapılıyor bizim orada. Evet. Son derece ciddi olarak yapılıyor bu işler. Avcı kulübüne üye olmak demek ben para verdim, kulübe üye oldum değil mi üstadım? Kulübe üye olan adam senede 5 kere arazide çıkıp ormanda temizlik yapmak zorunda. Ve bunun 4-3 tanesine katılmazsa eğer senede avcılık belgesi iptal olur. Geri alınmaksızın iptal olur. Bir daha alma şansı vermiyor. Yok. Bir de maddi yönden de çok ciddi. Bugün bir Roman avcısı ki Türk avcısı çok şanslı. Şimdi söyleyeceğim, bana yine kızacaklar Mehmet Bey. Yine geldi ortalığı karıştırıyorsun. Evet. Ben avcı olarak da yıllık avcılık ücreti olarak da kulübe ödediğim para takriben Roman parasından söyleyeyim size 1500 RON. Yani? Bu demektir 350 euro. Senelik bir aidat ediyorum. Bu bir avlanma ücretim değil. Avlanma ücretimiz. Eğer ava gideceksen, mesela bulgurcun avına gideceksen, bulgurcun avı için ücret. Kaz avına gideceksen, kaz avı için ücret. Büyük ava gideceksen, büyük. Yani çok ciddi bir şekilde ele aldılar bu işi.
parası olandan ziyade. Bu arada emekliler için ayrı tarifeler var, gençler için ayrı tarifeler var. Herkesin av yapabileceği araziler var. Ve ava gittiğiniz zaman da av yapıyorsunuz. Yıllarca gördüğünüz bizim burada meşhur lafımız var işte, atasözü gibi kaldı. 40 gün taban eti, bir gün av eti. Evet. İşte konuşuyor Eskişehir'deki arkadaşlar. Gidiyoruz, gittik işte, başkan da merkez kurduk, başkan da böyle. Vallahi gittik işte, bir keklik vurduk, geldik. Yani iş maalesef, buna döndü. Maalesef bizde denge yok. Yok. Çünkü işte yıllarca, bugün Avrupa'da artık hiçbir şartlar altında granül kullanılmıyor. Bunların hepsi sıvılaştırıldı. Hiçbir şekilde granül gübre yok. Yok. Her tarafta sıvı gübre. Sulak alanlarda av yapmak zaten yasak. Çok özel sulak alanların dışında, sulak alanların 100 metre yanına dahi yaklaşamazsınız tüfekle. Yasak. Hayvanın yiyeceği yattığı yerde rahatsız etmezsen. Kurutulan sulak alan yok. Muhafaza ediliyor her tabii. Her taraf su zaten. Hatta belki de yeni sulak alanlar kazandırılıyor. Belki de. Bilmiyorum. Romanya'da. Oluşuyor. Bunlar da bir araya evet. geliyor. Bu arada av ürüyor. Ürüyor evet. Bugün tavşan dediğiniz zaman senede 3 defa yavruyor. Türkiye'de tavşan kalmadı. Nasıl gece, kalmadı? Gece avcılığından, traktör avcılığından, motosikletli avcılığından görüyorum, anlatıyor arkadaşlar. Ben de gezerken görüyorum. Gece bir de arkasında tüfek, önde motosikletin üstünde. Avcılık yapar arkadaşlar kararlı. Evet. Yani avı korumak, önce avı korumak, ondan sonra da bilinçli av yaptığı. Evet. Pekala, bir Türk avcısı Romanya'ya gelip kaz avlamak isterse ne yapmak gerekir? Ne yapması gerekir? Size nasıl ulaşılır ve ne gibi hizmetlerden faydalanır? Sorumlulukları nedir size karşı olan? Bir defa bir Türk avcısının ilk başta yurt dışında av yapabilmesi için ilk yapacağı şey Türkiye Cumhuriyeti'nden bir silah belgesinin olması lazım. Bir avcılık belgesinin geçerli olması lazım. Geçerli pasaportunun olması lazım. Bunlarla beraber bize başvuracak. Tarihleri, çünkü bu av biliyorsunuz sezonluk avlar olduğu için biraz da kaz avından bahsediyorum mesela. 20 Aralık, 20 Kasım'da başlar, 20 Şubat'ta biter. Bu çok kısa bir devre. Yani toplasanız 2,5 aylık bir av süresi. 2,5 aylık bir av süresinde toplam 14-15 haftalık bir programımız var. Türk avcısının buna katılması için önce bir planla ve bir programı yapması lazım. Ne yani, gibi yani plan? Mesela en basit söyleyeyim mesela Avrupalı'nın Türkiye'de gelip turistik seyahat yapmış olması gibi. Erken rezervasyonla ilgili. Bizim 15 haftalık bir periyodumuz var. Ve şimdi bu periyodumuzun takriben 12 haftası ya da 13 haftası şu anda dolmuş vaziyette diğer ülkelerden gelen avcılar. Bunlar bir sene önceden bu rezervasyonları yaparlar. Bu rezervasyonları yapmak için işte bizim ya sayfamıza oluşacaklar ya da işte Türkiye'de beraber çalıştığımız arkadaşlar var. İrtibat, onlarla irtibat kuracaklar. Hunting Romania diye girdikleri zaman onu orada bulabilirler. Ya da evet. Çok fazla bir reklam şeklinde yapmadık. Zaten kendi içeriden büyüyor. Mehmet Bey sen bizi de sıraya koy, biz de yazılmış gibi olalım. Yapıldı efendim. Rezervasyonumuz yapıldı. Kesinlikle gideceğiz. İnan Bey'le gözümüzü kestirdik. İnşallah. Sizlerle beraber olmak, tüfek atmak o en büyük keyif. Tamam. Allah nasip ederse geleceğiz. İnşallah. Bunları yaptıktan sonra bir de eğer kendi tüfeğinden gelmek istiyorsan bize yazı yazıyor işte şu tarihler arasında Romanya'da av yapacağım diye. Biz de Roman hükümetinden o tüfekle ilgili bir izin alıyorsunuz. Alıp avlanma belgelerinden beraber kendilerine yollayıp rezervasyonunu tamam. yapıyoruz. Tarihlerini belirtiyoruz. Gümrükte de ondan geçiliyor tabii, gayet kolayca tabii. Ondan beraber işte Romanya'da misafir ediyoruz. Romanya avlı programı 3 gün net av, 4 evet. gece konaklama tamam. olarak yapılıyor. Günde 10 adet kaz vurma hakkımız var bu paketin içinde. Bunun içinde havalimanından alım ve teslimine kadar bize ait. Evet. Toplam ödenecek parada 1500 euro olarak bir fiyatı vardır. Bunun içinde
transferler dahil, yeme içme dahil, misafirlik, avlar, günlük 10 tane. Alkol on, hariç, tamam. Alkol içkiler hariç, yemesi, içmesi, konaklaması, evet. Havalimanı transferleri bizlere aittir. Bunun dışında da 10 adet günlük kaz vurma hakkı vardır. Fazlası için ekstra bir ücret alınıyor. Fazlası ödeniyor. İçin de ekstradan tane başına 10 euro bir evet. ücret alınıyor. Evet. Fakat orada da bir limit var. Evet, orada 5 taneyi geçemiyor. Tamam, yani. Anladım. Yani benim param tamam. var, ben 500 tane tamam. bulacağım. Diyemiyorsunuz. Şey. Tamam. Maalesef öyle olmaz. Zaten tabii, olması tabii. gereken neyse Refakatçi oluyor mu? Yani refakatçi tamam. demeyeyim de misafir oluyor mu? Avcı olmayan misafirler için de. Refakatçi kabul ediyoruz efendim. Eğer film çekecekse, fotoğraf çekecekse. Film çekecek, fotoğraf çekecekse. Evet. Ayrıca bir. Ücretlendirmesi. Tabii yemesi, içmesi. Içmesi. Tabii gayet doğal. O da ikame var. Hatırladığım kadarıyla 500 euro civarında evet. katılım ücreti alıyoruz. Evet. Bu arada bunun içinde size bir de orada tüm av hizmetlerini, av rehberlik hizmetlerinizi, çan tanıcınızı, evet. tüm ekipmanlarınızı orada size teslim ediyoruz. Evet. Burada en büyük sorunlardan bir tanesi yurt dışından fişek çıkartmada sorun çıkıyor. Burada özel kutularda fişeklerin taşınması konusu var. Bu da işte çelik kutu içinde kişi başı 300 adet fişek getirme hakkımız var. Ama aslı astarını geçiyor maalesef. Orada fişek durumundası var. Fişek kaliteli fişek var değil mi? Tüfek de var. Kendi tüfeğinizi getirmezseniz. Orada Avrupa tüfeklerinin. Seçme şansımız var. Şu bana uydu, şu uymadı diye. Ertesi gün değiştirme imkanı var mutlaka. Bu ben bugünden iyi niyetli alamadım. Ertesi gün akşamüstü denize. Tamam. Ya avdan sonra. Tamam. Onun da ücretleri gayet basit. Bir yani paket programı 3 günlük içinde 100 euro kadar bir tüfek kiralama ücreti var. Evet. Fişek fiyatları da Avrupa biraz daha Türkiye'ye göre pahalı. Çünkü orada KDV oranları çok yüksek. Hmm. Orada fişek KDV'de %28. Evet. Ciddi paralar. Çok yüksek. Yani 0.65, 0.70 centten başlayıp 3 euroya kadar evet. olan fişek fiyatları var. Evet. O da tabii gelecek olan misafirlerin seçimine bağlı işte. Evet. Normal 36 gram atın. Ya da işte 40 baby makbunlar işte evet. ekstralar şu anda 55. 55'e kadar o evet. Var artık 70-80 gramlık fişekler o, var. Evet. Onda atan oluyor. Var ya 3,5 inç tüfekler çıktı artık evet. biliyorsunuz. 90 küsür yatak. 85 gram saçma. Arkasında duracak adam ya, lazım. Tabii tabii. Tabii. O bizim işimiz değil. Mehmet Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben ve Türkiye'yi Romanya'da çok güzel temsil ettiğinizi biliyorum. Av camiamızı çok güzel temsil ettiğinizi biliyorum. Romanya'ya size avlanmaya gelen dostlarımıza olan davranışlarınızı ve ilginizi biliyorum. Size başarılar dilerim. Kadir Bey'in size soracağı bir şey var mı acaba? Vallahi öğrenmek istedim. Söyledi. Ama gideceğiz. Tamam. Tamam. Efendim tekrar teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.